Hocam bugün 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü. Bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sigarayı bırakmak hayatımızda alacağımız çok önemli bir karardır. Bugün de bile bunun farkındalığını yaratmak için bakanlığımız ve ilimizde, ilçemizde çalışmalar devam etmektedir. Sigara kullanımı gerçekten insan hayatını uzun vadede olumsuz etkileyen, kronik hastalıklara neden olan bir materyaldir. Bunun farkında olmak ve sigarayı bırakmak gerçekten insan sağlığı için yapılacak en büyük adımdır. Kendiniz için ve aileniz için bir hareket yaparak sigarayı bırakabilirsiniz. Biz bu konuda Akhisar İlçe Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Yaşam Merkezi olarak hem psikiyatri anlamında hem de sigara bırakma polikliniği hizmeti anlamında her zaman yanınızdayız, destekçiniz olacağız. Kurumumuza bu konuda başvurabilirsiniz. Teşekkür ederiz. Hocam, size sigarayı bırakmak isteyen bir vatandaşımız müracaat ettiği zaman ne kadar bir sürede sigarayı bırakabiliyor? Kişinin tabii ki de kendi öncelikle iradesine bağlı bir durum. Sigara bıraktırma polikliniğimizde tahlilleri yapılıyor. Çok güzel, uygun duruma göre ilk önce ilaçla veya psikiyatrik destekle kişiye yönlendirme yapıyoruz özel olarak. Bu sürede bir ayda da bırakan var, 6 ay içerisinde de bırakan var. Ama biz ufak ufak hedefler koyarak kişilere minimum seviyede bıraktırmaya yardımcı oluyoruz. Hocam, 2021 yılına girdiğimiz bu pandemi sürecinde bugüne kadar ilk 6 ayında tahminen kaç kişi sigarayı bırakmak için sizlere müracaat etti? Akhisar gerçekten büyük bir ilçemiz. Sigara bıraktırma polikliniğimiz aktif çalışıyor. Yaklaşık ayda 35-40 kişi müracaat etmekte polikliniğimize. Bu da toplamda son bir yıl içerisinde 1.300 kişiye kadar ulaştık.